Akşam sinemasına hoş geldiniz. Bu hafta da yepyeni filmlerle karşınızdayız. Hadi hep beraber bu hafta vizyona girecek olan filmleri tanıyalım. Vizyondakilere yumuşak ve şairane bir resmin renklerine bakar gibi bakacağımız bir filmle başlayalım. Benden Hikayesi. Söz vermiştim kendi kendime. Belgesel türündeki bu yerli yapımda Adapazarı'nda doğan ve ömrünü bir adada geçiren Türk hikayeciliğinin usta ismi Sait Faik'in hayatı kendi ağzından anlatılıyor. Sait Faik'in lise döneminde yazdığı İpek Mendil ile başlayan yazarlık serüvenine odaklanılan belgeselde yazarın birçok öyküsüne de yer veriliyor. Usta yazarı Mert Erin canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Onur Barış oturuyor. İki kelam etme şansımız olsa Sait'le tekrardan ne konuşmak isterdiniz? Bilmiyorum. 1975 yılında Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfını sinemaya aktaran Ertem Eğilmez, acaba o günlerde bu filmin tekrar tekrar çekileceğini düşünmüş müydü? Evet, yeniden Hababam sınıfı. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana, Mahmut Hoca gibi sevilen karakterler yeni yüzlerle hayat buluyor. Yani bu son yıllardakiler gibi bir devam filmi değil, yeniden çevrim. Ama uyarlama yapılırken hem dil hem mizah anlayışı güncellenmiş. Dolayısıyla Mahmut Hoca ama bu nasıl Mahmut Hoca? Demek de mümkün. Bakalım izleyelim görelim. Babam doğru sınıfa. Resimli öykü kitapları, animasyonları ve sinema filmleriyle sanırız bir Dumba külliyatından bahsedebiliriz. İşte bu hafta o zincirin son halkası sinema salonlarında. Sirk sahibi Max Medici, eski yıldızı Hope Ferrier ve onun çocukları Millie ve Joe'ya sıra dışı bir görev verir. Ailenin görevi, sirkin yeni üyesinin bakımını üstlenmektir. Bu yeni üye, koca kulakları sebebiyle seyircileri güldüren yavru bir bebek fildir. Ancak Dumbo'nun uçabileceğini keşfettiklerinde, tek ayağı çukurda olan sirk inanılmaz bir geri dönüş yapar. İhtiyar adam derken başroldeki oyuncudan bahsedildiğini düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Bu filmin adı, konunun da özeti. İhtiyar adam ve silah. Excuse me, I'd like to open up an account. Forrest Tucker yaşlı bir adamdır. Ama onunla eleyip eleğini asmıştır demek mümkün değil. Kendinden emin ve güçlü görünen bu yaşlı adam, hayatı boyunca toplamda 18 kere hapisten kaçmayı başarmıştır. 70 yaşında bir kez daha San Quentin hapishanesinden firar eder. Bununla da yetinmez, eşi benzeri görülmemiş bir banka soygunu zincirine imza atar. Forrest'ın ardından kovalamaca başlamıştır. Forrest'ın izinden gidenler arasında Forrest'ı yakalamaya kararlı, ancak bir o kadar da onun zekasına hayran kalan polis dedektifi John Hunt vardır. Herkesin içinde bir süper kahraman yatar. Kimileri için bu birkaç sihirli sözcük ile ortaya çıkabilir. You've run from foster homes in six counties. I can take care of myself. 1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman. Sihirli sözcükleri söylediği an, dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman'ın bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklığı, görkemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip olan bu karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleriyle Shazam adını alıyor. Fakat bu kez bu sihirli sözcükleri söyleyip dünyanın yardım beklediği bu süper kahraman sadece 15 yaşında bir çocuk. You're dead. Aynı evi paylaşan iki yakın arkadaş Cemal ve Buğra, komiser Baran ve ekibi tarafından uykularının en derin noktasında kaldırılıp şüphelisi oldukları bir soruşturmanın ortasına yerleştirilir. Evleri polis tarafından didik didik aranırken onlar niye arandıklarını, polise ne aradığını pek bilemiyor gibidir. İki tarafın bu gerilimli ortamda garip bir biçimde gülünçleşen diyalogları seyirciye zaman zaman tebessüm ettirirken çoğu zaman da iyi de nereye varacak bu işin neticesi sıkıcılığını yaşatıyor. Sonuç olarak aksiyon değil, durum komedisi istiyorum diyenlere hitap eden bir alternatif suç unsuru. İyi seyirler. Sinemaya uğraşıyoruz abi. Film falan çekiyoruz. Hangi dizi? Akşam sinemasının bu haftada sonuna geldik. Biz her hafta yepyeni filmlerle karşınızdayız. İyi seyirler.